Hiçbir şey yokken ortada bir tane yan bıh diye bir şey çıkıyor ya korku filmlerinde. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Bakalım'a hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu bölümünden hepinize selamlar. Gençler, bugün yıllar önce, 4-5 sene önce videosunu çektiğim Tester oyununa tekrar başlayacağım. İlk önce nedenlerini sayayım. İlk olarak 4-5 sene önceki görüntü ve ses kalitesiyle şu anki görüntü ve ses kalitesi arasında ciddi bir fark var. Yani bunu videonun remake'i gibi düşünebilirsiniz. İkinci olarak oyunun %90'ını falan unuttum. Yani bir tekrar oynamak istiyorum açıkçası çünkü sevdiğim bir oyundu. Üçüncü nedeni, ben bu oyunun serisini yaparken bir kısımda bir sorun olmuştu. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Oyunun dosyalarımı eksikliğine bir şeydi. Birkaç bölümünü atlamak zorunda kalmıştım. Oynayamamıştım yani. Dolayısıyla serinin bir kısmı eksikti. Bir diğer nedeni de kanalda farklı oyunlar oynamayı düşündüğüm için bunlara öncülük etmesini istediğim oyun bu. Yani hani bununla başlayayım. Bildiğim, kaliteli olduğuna inandığım bir seriyle başlayayım. Aynı zamanda da Testere serisi en sevdiğim film serilerindendir. Hani hakim olduğum bir seriyle başlayayım. Böylece diğer oyunlara da daha hevesli olmuş olayım diye böyle bir seçim yaptım. Zaten bir önceki videoda da sormuştum. %90'ınız falan abi başla çok isteriz yazmışsınız. Ben de çok uzatmadan direkt hemen ertesi gün başlamak istedim. Tabii ki de normal modda oynayacağız arkadaşlar. Çılgın mod bize göre değil. Var ya, o kadar özlemişim ki. O kadar özlemişim ki. Bir de Testere'nin son filmi bende çok büyük bir hype yaratmıştı arkadaşlar. İnanılmaz beğenmiştim yani. Sav X'i. Bu serinin bir tek Spiral filmi kötü zaten. Kalan bütün filmleri benim için çok iyi. Spiral'da da hani Chris Rock, Samuel Jackson oynuyor falan diye bir hype'lanmıştım. Onlar da sönük çıktı, ne yalan söyleyeyim. Emenda'nın tuzağı. Heh. Geldi bizim reis. Oynayalım reis, oynayalım. Hadi bakalım. Evet, dedektif Tepin hayatından bahsediyor arkadaşlar. Ara ara spoiler verebilirim, zaten altta da veriyor. Jigsaw'u yakalamak istedikleri için bir operasyon yapıyorlar ve bunun bir iş ortağı hayatını kaybediyor. Yani. Vallahi reis, ben kaybedersek olacakları biliyorum. Göstermene de gerek yoktu. Seriye çok hakimim. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Burada mouse'u çevirmem mi gerekiyordu? Bir şey yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Orada 2 yazdı lan. Niye 2 yazdı? Arkadaşlar, kamerada çok değişik görünüyor olabilirim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ha, oradaki sayıya basmam lazım. Hah, tamam. Çevirdikçe orada yanan sayıya basmam lazımmış. Okey. Reis, öyle bir şansın yok. Vallahi yüzlerce kişi gelmiştir bu tuzağa. Öyle bir şansın yok yani. Ben oynamak istemiyorum diye bir şey yok. Burası Türknet müşteri hizmetleri değil. Ben çıkıyorum deyip çıkamıyorsun yani. Banyodan kaç. Evet. Benim sürem var mı peki, herhangi bir sürem? Şu kapıya şifre girmemiz gerekiyor. Bu aynadaki parçaları şuralarla birleştirmem lazım. Okey. Şu 3 de. Bak, şunlar zaten gözüküyor. Sanırım şurası 3 ve 1. Şurası da 7 mi oldu? 731'i bir deneyeyim. Evet, bu değil. Peki benim etkileşime girebileceğim bir şey var mı? Aa, Gordon'la Adam'ın testeresi. Ha, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi hatırladım burayı. Burayı şimdi hatırladım. Evet, şimdi parçaları birleştirmemiz lazım. Burası 4. 431 ya da 437. Tamam, 437'ymiş arkadaşlar. Şurayı kapatalım da tekrardan şimdi şuradan Adam'ın ruhu muhu gelir, bir şey olur. Bu arada bilmeyen varsa arkadaşlar, Adam... Aa, ne oluyor lan? Durun arkadaşlar, anlatacağım, bir dakika şurayı bir izleyeyim. Burası benim çıktığım yer mi? Yani öyle değil arkadaşlar, yanlış anladıysanız eğer. Adam'la ilgili bir bilgi vereceğim. Adam, Testere serisinin en başında, yani bu seri hiç çıkmamışken böyle kısa korku filmlerini çekiyordu diye biliyorum. Yani aslında serinin yaratıcısı Adam'ı oynayan karakter, yani gerçek hayattaki hali. Ben yaptım amırım, salak. Hadi bakalım. Tuvaletlerdeki nesneyi bulacağız. Kaç saniye süremiz var? Ya reis, şimdi bak benim de kafamı karıştırıyorsun. Yani bir yandan da haklı adam ya. Ama işte yöntemleri biraz ahlaki açıdan tartışmalı tabii. Arkadaşlar, tuvaletten bir şeyler bulacağız, bir şeyler bulacağız. Tuvaleti ara. Aha, buldum lan. Al direkt, al direkt. Bulmadın mı? Bir tanesini buldum. Tuvaletten sigortayı al, kurbanı kurtar. Ne yapacaktım? Buraya mı yerleştirecektim? Oğlum, tek attım lan.
Adama elektrik çarpınca var ya tuzağa düştük sandım ha. Çünkü Jigsaw Reis böyle şeyler yapmaz arkadaşlar. John Kramer'ın elinden kurtulabilirseniz gerçekten hani size hakkınızı teslim eder. Herhangi bir hile hurdaya girmez. Açar mısınız? Lan seni kurtardım, bir tanesini bana ver bari cimri herif. Ha, camlar batıyor, evet camlar canımızı azaltıyordu. Bu oyunda en sevmediğim şeydi ya. Kurbanı takip etti, nereye gitti oğlum bu? Oyunu o kadar unutmuşum ki mekanik olarak falan. Hah tamam, 4 tuşunda çakmağımız varmış arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, pig olabilir mi? İnsanları kaçırma ve tuzak hazırlama görevlerini biliyorsunuz ki pig yapıyor diyecektim ki. Evet, biri mefta. Oğlum bak var ya bak. Yani şu kurbanlar birazcık akıllı olsa şu korku filmlerinde. Hani... O kim lan? Bu kim oğlum? Ha bunu takip edeceğim pardon arkadaşlar. Bir dakika, reis bir şey anlatıyor ya. Evet. Allah kolumu keserim, bacağımı keserim reis. Ne iş olsa yaparız yani, yapacak bir şey yok. Bir fedakarlık şart arkadaşlar. Öyle hani iki tane integral çözeyim, tuzaktan kurtulayım falan mantığı yok. Ya bir şekilde bir kan vereceksiniz. Ya bir şey diyeceğim, pik sahneleri inanılmaz korkunç değil mi ya? Bir tane şey sahnesi vardı ya otoparkta, böyle sürekli şey yapıyordu. Fotoğraf çekiyordu böyle anlık olarak. Aha ses bandı, evet. Yeni bir tuzağa geldik arkadaşlar, hadi bakalım. Buradayız. Oğlum altyazılar niye bu kadar hızlı geçiyor? Okuyamıyorum. Galiba altyazılar birbirine girdi arkadaşlar, anlamadım ama. Ameliyathaneden kadını kurtar. Heh geldi, Allah'ın belaları geldi. Bunları hatırlıyorum. Bunların mantığını hatırlıyorum. Vereceğim ben senin eline bir şeyler, bekle. Yerinde olsana falan gerek yok. Ben senin eline bir şeyler vereceğim, bekle. Bunun dövüşme mantığı nasıldı ya? Dur la dur. İkiyle savunma. Yani... Dövüş mekaniği bu kadar kötü olan bir oyunda hatırlamıyorum ama yapıldığı sene gereği tabi. Bir şey diyeceğim. Adama verdiği sözü mü tutmadı yoksa adam yanlış bir şey mi yaptı? Adama verdiği sözü tutmadıysa çünkü bu Jigsaw olmayabilir. Jigsaw böyle hile hurdaya bulaşmaz arkadaşlar, söylemiştim ben size. Jigsaw Reis adaletlidir. Bak Jigsaw'un yaptığı şey gerçekten hani insanları şey yapmak olarak, hayata kazandırmak olarak iyi olabiliyor ama... O insan bir uzvunu kaybediyor sonuçta. Bunu şöyle bir şeye çevirebilir. Sahte bir oyun hazırlar. Hani birisi gerçekten ölmüş, birisi gerçekten yaralanmış gibi bir oyun hazırlar. Ve o insanın vicdanını test eder. Bunu niye alamıyorum? O insana zor anlar yaşatıp en son hayatın değerini anlamasını sağlayabilir. En azından bunu yaptığı zaman haklı olur bence. Çünkü şu an çok haklı değil yani. Sonuçta insanlara böyle bir şey yapıp şey yaptığın zaman sen de suçlu oluyorsun. Cerrahi açıdan da çok iyi bir de ya. Jigsaw mühendis değil mi oğlum? Cerrahi açıdan nasıl bu kadar iyi oluyor? Bak o kısmı tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Onun nedeni var mıydı? Ha, okey. Bu mantığı da hatırladım. Bunları döndürerek hepsini aynı şeye denk getirmeye çalışıyorduk. Tamam. Ama hocam. Şimdi bak. Aha şeyin gülüşü. Bill'in gülüşü. Bill miydi? Bill miydi? Of. Şu dükkanlı teller var ya arkadaşlar, çok can acıtır ya. Korku kapanının bir sahnesinde de vardı. Yalnız arkamdan kapıları kapatmazsanız. Evet. Test olmak isteyenler bence manyaktır yani. Hani şey, sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum onların. Reis bu kadar mıydı? Açtığın ses kaydına yazık yani. Hani yaktığın elektriğe falan yazık. 2 saniye bir şey söyledim, bana gittin sonra. Yemin ediyorum şunu sabaha kadar yapabilirim. Çoğu oyunun su efektinden daha iyi yapıldığı yola bakarsak. Bir şey diyeceğim, burada su var da bu bir tuzak olabilir mi? Kablo mablo atmış olabilir mi içine, elektrik kablosu falan? Of bu tuzaklar çok zor ya. Bir anda orada yazan sayıya basmanız gerekiyor. Yıkılabilir duvarlar, bu mantığı hatırlıyorum. Ha gayret. Ha sigortayı bulduk. Hemen bu kadar kolay mıydı ya? Keşke korku filmlerinde de böyle olsa değil mi? Evet hadi bakalım, görevimiz başlıyor. Ha bu şey değil daha. Daha ameliyathanedeki hanımefendiye gitmedik. Okey. Cerrahi bıçağımızı aldık. Şimdi arkadaşlar bir anevriz yapacağız sizle. Eğer yanlış olanı araştırırsa hazırlıklı ol.
Kim hazırlıklı olacak? Yanlış olan cesedi araştırmaya çalışırsam onu öldürmemem için birisi bana müdahale mi edecek? Aynen, cesedi öldürmem için sana müdahale edecek. Bir o piti piti mi yapsam ya? Arkadaşlar ben tek sayıları çok severim. 1, 3, 5, 7, 9. Hepsini saysam ya 11, 13, 15 diye. O yüzden ya 1 ya 3 seçeceğim. Şimdi ben şuradan girdiğim için odaya benim için 1 numara şu. 1, 2, 3 ve 4. Yani ya bunu ya da şu ileridekini seçeceğim. O ikisi arasında da o piti piti yapıyorum. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik, biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Evet, hocam sen çıktın. Marvin Johnson. Abi bir şey diyeceğim, bunların böyle ismi yazıyorsa herhangi bir şey yapabileceğim şey mi olur? Bir dakika arkadaşlar, şunu da bir yapayım. Aa, bir dakika. Bak Johnson'ın röntgeni burada. Dur ben bunu rastgele sanıyordum. Aa, tamam bulduk. Kim o? Faulner. Bu değil. Ha, bu. Hocam kesiyorum. Tamam ben orayı rastgele sanıyordum oğlum. Boşuna o piti piti falan yaptık ya. Emenda ya. Testi geçtin de yine hayatına dikkat etmedin ki Emenda'cığım. Yani sen uslu bir kız değilsin. Tekrar uyuşturucu kullanıyor arkadaşlar. Kendi bedenine zehir yüklüyor yani. Akıllanmıyor bir türlü. Bak işte bu noktada Jigsaw'a hak veriyorum aslında. İnsanların bu şekilde kötü şeyler yapması hoş değil. Ama çözümü de bu mu olmalı, ona da emin değilim işte yani. Benim dediğim şekilde yaparsa daha iyi olur bu arada. Görüşürüz arkadaşlar, ben sabaha kadar yine buradan fşşşşş. Koskoca Jigsaw'a da akıl verme be. Benim dediğim şekilde yaparsa daha iyi olur diyor ya. Evet, main hallway'in. O kim lan? Ha. Bir şey diyeceğim. Evet. Dememe gerek kalmadı. Kesin diyecektim ki bu adamda hani adama lazım olan bir şey bende var. Bu şey miydi? Denge tahtası. Tamam. Bunlar bize birkaç fail yaşatacak arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz üzere reis, bir dakika. Aniden öyle bir şeyler açma ya. Bak vallahi ayakkabı fırlatacağım şimdi kafana ya. Olayımız burada. Anahtarı da bulmamız gerekiyor tabii ki de. Ben bu bandajları alamıyorum ya. Onlar şey mi acaba? Direkt hani canın azken alıp kullanabildiğim bir şey mi? Envanterimi almıyor çünkü. Aa, bunu hatırladım. Orada bir elektrik sigorta bir şey yapmam gerekiyordu ya. Arkadaşlar bir oyun size hayvan gibi loot veriyorsa geçmiş olsun. Oğlum bununla ne şamarlarım lan milleti. Neydi bu şimdi? Korku filmlerindeki boş jumpscare'lerden hiçbir farkı yoktu yani. Hiçbir şey yokken ortada bir tane yan bıh diye bir şey çıkıyor ya korku filmlerinde. Aman oğlum değneğe verdiniz benim elime arkadaşlar, bu benim dengemi bozuyor ya. Oyun bu mal burada ölür diye tam şurada bana save verdi. Gerçekten ya, beni bu kadar tanıyan oyunlara bayılıyorum ya. Levyemi alsam oğlum taksici gibi kavgaya karışırım. Arkadaşlar ben az önce siz gülün diye yaptım, normalde o kadar da şey değilizdir yani, hani dengesiz biliyorsunuz beni. Lan koskoca dedektif şuradan atlayamıyor mu, ne merdiven kullanıyor, şuradan atlayamıyor arkadaşlar. Niçinim var lan, biz insanız oğlum, insan. Bak şimdi beni ikileme sokma ama arkadaşlar ben şundan yanayım. Bir insan hani böyle çok büyük bir suç işlemediyse, tecavüz olabilir yani ya da ne bileyim terörizm suçu falan, bu tarz aşırı büyük suçlar işlemediyse hiçbir insanın ölümü hak ettiğini düşünmüyorum. Bu yapıda bir insanım. Tabii bu saydığım insanlık dışı suçlar kesinlikle en ağır cezaları hak ediyor. O konuda hiçbir şeyim yok yani, o konuda da hümanist olamam, kusura bakmayın. Bazı cezalar ağır olmak zorunda. Şimdi buraların üzerinde simgeler var. Reis bana bir bilgi falan bir şey yok mu ya? Hah, koskoca ses bandı var ya orada. Soruna farklı bir açıdan bakmamız gerekebilir. O zaman 90 dereceye geçiyorum. Soruna farklı bir açıdan bakman gerekebilir. Bir dakika. Benim buraya koyduğum fuse bir şey yaptı buraya. Tabanca bu, değil mi? Tamam şu. Başka var mı bakalım? Başka yok. Bu. Evet. Bağlama kolunu buldum. Ne oluyor lan? Bu malı mı takip edeceğim? Orada dursaydık toza dönüşüyorduk arkadaşlar. Oğlum ben bunu takip mi edeceğim yoksa... Beni bu kim sanıyor acaba? Geleceğim lan. Beni rahat bırak dediğin için geleceğim oğlum. İnsanlara darlamayı severim. Ne yapıyorsun? Lan kafasını kırdım. Bu benimle dost mu ya? Bu bana niye bir şey yapmıyor? Aynen dost. Bak bayağı dost şu an bana. Uy! Özel animasyon varmış, onu unuttum. Ha, bağlama kolu buraya, okey. Evet, bunların mantığını hatırlıyorum ama zaten şey basit, ilk şey olduğu için.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3. sınıf puzzle olarak hızlı bir şekilde yaptık. Onlar var ya, ileride o kadar zorlaşıyor ki. Aynen, bandajlar direkt hızlı tedaviymiş bu arada. Niye alamadığımı şimdi anladım. Ya Hamdi Bey'in teklifini öğrenmek istiyorum. Niye açamıyorum şu an ya? Reis bir tık vandalizm suçu işliyoruz gibi ama hadi hayırlısı. Ne bulursa kırıyor ya manyak herif. Gergeden geliyor herhalde. Kapat. Bunu ne yapacağız? Bunu mu ittireceğiz? Adamı geciktirdim. Ben şimdi buradan mı kaçacağım? Evet. Evet. Sting'den bahsediyor. Öyle bir ikilemde bırakıyor ki insanı yani, hani... I'm so sorry de o da salak gibi koşmasaydı şimdi arkadaşlar, affedersiniz de. Koskoca Jigsaw'un mekanına giriyorsun, anladın mı? Biraz dikkatli olursun değil mi? Oğlum yine yeter, kaçıncı tuzak bu reis? Ben zaten hastanedeki kadına gidene kadar 150 tane tuzak geçtim ya. Ne fuse box'u oğlum hala? Televizyonlarda bir şey yok. Televizyonlara elektrik mi veremem lazım acaba? Bir dakika. Dur mantığı anladım. Açmadığım bir çekmece var mı? Evet. Televizyonlarda büyük ihtimal şifre yazacak. 579. Çabuk. 79. Evet. Ana tuzağa gidiyoruz derken. Yakışmadı. Yakışmadı The Peak. Acaba hangisi yani? 750 tane The Peak olduğu için hangisi olduğunu da kestiremiyorum. Ne oldu lan? Ha. Yine tabii ki yardımcısı olduğu için bizi arabayla buraya getirdi. Bu tarz oyunların şöyle yeni dönemde bir hikayeli oyunu çıksa çok güzel olur mu? Mesela 13. Cuma'nın falan böyle hikayeli oyunu, sadece böyle solo hikayeli bir şekilde oynayacaksınız. Çok güzel olmaz mı ya? Çok basit yani, 3-4 saatlik bir oynanış sunacaksınız ya. Yalan söylüyor reis, inanma yani, bu bağımlılar maalesef arkadaşlar düzelmiyorlar yani, çok zor. Anladın mı? Bu adamın da bu makarası var işte. Lafı soktum öyle bok gibi kalırsın. Geldim tamam, bağırma, geldim. Hadi bakalım Emenda. Hayatım benim ellerimde. Kurtarmıyorum anasını satayım, hadi. Anlat reis, tuzağı anlat hadi. Yok amurum, Alzheimer'ı hatırlamadık. Şimdi aynı acıyı mı tattırıyor? Ha. İşte bu çok değişik bir his, anladınız mı yani? Bunu yaşamadan asla bilemezsiniz. İki taraf için de çok zor. Birisinin hayatı senin ellerinde, öbüründe de senin hayatın bir başkasının elinde. Çok ilginç yani. Burada ne yapıyordum? Kırmızılar sola mı gidiyordu? Ha, okey. Bir dakika, maviler sağydı. Doğru yaptım galiba. Şimdi bir dakika, oraya düşer. Dur, oraya düşer. Oraya düşer. Yine sağa gider galiba, değil mi? Aynen. Oraya düşer. Oraya düşer. Sola gider. Tamam. Oraya düşer. Oraya düşer. Yine sola gider. Tamam. Oraya düşer. Oraya düşer. Oraya düşer. Oraya düşer. Sanırım mavi gider. Tamam. Oraya düşer. Oraya düşer. Mavi. Oraya düşer. Oraya düşer. Kırmızı. Oraya düşer. Oraya düşer. Oraya düşer. Kırmızı. Süpersin Purpo. Buraya düşer. Buraya düşer. Mavi. Tamam, mavi fulledik mi? Buraya düşer. Buraya düşer. Buradan yine mavi. Buraya düşer. Buraya düşer. Kırmızı. Hatasız. Ne oldu lan, bir tur daha mı? Buraya düşer, buraya düşer, buraya düşer, buraya düşer, kırmızı. Buraya mavi. Yine mavi. Kırmızı. Mavi. Ha, okey. İkili boşaltmaya geçtik. Kırmızı. Dur bir hurry deyip durma bana ya. Yine kırmızı. Aa, hayır. Çok pardon.
Hemen de alışıksın zaten. Bir şey olmaz. Bağırma bunu. Buraya, buraya, buraya. Tamam, şimdi kırmızı. Mavi. Tamam, kırmızı. Mavi. Yine kırmızı. Mavi. Hemen de var ya, bir işe falan girersen maaşının %50'sini alıyorum bak. Şunu kimse yapmaz sana. Şu iyiliği sana kimse yapmaz. Hadi kafası çalışmayan biri olsa ne yapacaktın? Bu nasıl Emende, Allah affetsin ya. Dört gözü varmış amına. Hala bak sorgu peşindeyiz arkadaşlar. Dedektiflik içgüdüsü işte. Eve iş getirdik amına. Emende, sana baktıkça bir gülesim geliyor, Allah affetsin. Lan 3 saattir buradayım, hepsini biliyorum zaten. Bana bir şey anlatmana gerek yok şu an yani. Şu ikisine 5 lira versen bölüştüremezler biliyor musun? Şu an öyle yürüyorlar yani. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control. Doğru, bunda haklı. Ama her şey gerçekten Jigsaw'un kontrolündeyse iyi. Bu iyi bir şey yani. Hani gerçekten bir şey başarırsan sana hakkını teslim edecek demek. Ama Hoffman'ındır, bir başkasınındır elindeyse aynı sözü veremem hocam sana. Evet arkadaşlar, ilk bölümlük bence burası yeterli. Zaten save aldı. Emende'yi de kurtarmış olduk. Çok güzel. Ben yine çok eğlendim. Ortamını çok sevdiğim bir oyun. Tuzak mantıkları falan da hoş. Çok uzun bir oyun değil zaten. Hani büyük ihtimal 6-7 bölüme falan bitiririz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Oyunla ilgili hani bir sorun varsa, sesi çok yüksektir, sesi çok azdır, altyazılar küçüktür falan filan. O gerçi düzeltilir. Hatırlıyorum bilmiyorum ama hani bu tarz sorunları yorumlarda yazabilirsiniz. İkinci bölümde düzeltmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.